Mutfağımda dolaplarımı, fayanslarımı ve duvarımı boyadım. Sıra buzdolabı ve bulaşık makinesine geldi. Buzdolabım gri renk, bulaşık makinem beyaz renk. Bir de buzdolabımda stickerlar vardı. Onları temizledim ama bunları yıllar önce yaptığım hazır transferler bunlar buzdolabının. Bunları kazımak istemedim. O bakımdan üst kısmını tek rengi boyamayı düşünüyorum. Alt kısmını da şu şekilde bir üçgen göz kararı yaptım. Üçgene yapmayı düşünüyorum. Bulaşık makinemde de bant yapıştırdım. Şu kısmı pudra pembesi. Bu kısımlarını gri yapmayı düşünüyorum. Hani buzdolabını da tamamlasın. Desen falan yapmayı düşünmüyorum. Çünkü zaten duvarım şöyle göstereyim desenli olduğu için herhangi bir sticker vesaire desen yapmak istemiyorum. Hadi bakalım başlayalım. Merhabalar. Farklı zamanlarda birçok işlem yaptığım için videolarım haliyle kesik kesik oldu. Onları birleştirip size yayınlayacağım inşallah. Şimdi kısaca neler yaptım bir toparlayayım isterseniz bu anlatım videosunda. Şu kısmı yani bu beyaz olan kısmı maskeleme bandıyla şerit yaptım. Pudra pembesine boyadım yüzeyi. Bu kolay transfer yıllar önce yaptığım için şu kısımda onları silmek istemediğimden dolayı kaldı ve onlara göre bir desen yapmış oldum. Şöyle gelelim yüzeyine. Stencil'la görüyorsunuz değil mi hanımlar? Stencil'la kendi renginden desen yaptım. Böyle duvar kağıdı gibi görüntüsü oldu. Alt kısımda yine bantla üçgen yapmıştım ben. Yan kenarlarını, şu kenarları rulo ile kenarları boyadım. Hani pudra pembe olsun, bir bütünlük olsun gibisinden alt kısmı da. Şu üçgenlerin kenarlarını liner fırçayla geçtim. El boyaması olduğu için hali bazı yerlerde taşmalar olabilir. Silerseniz de geçebilir ama zaten el boyaması hani kusursuz olmasını bekleyemeyiz. Bütün bu deseni niçin yaptım? Şunları silmemek için hanımlar. O şekilde oldu. Boyamam bitti. Yarı mat akrilik vernikle vernikleyip buzdolabımı tamamen bitirmiş olacağım. Böyle bir dizayn oldu. Şöyle geriden geleyim. Şöyle göstereyim size hanımlar. Şöyle
ve şöyle. Kullandığı malzemeleri de göstereceğim. Şimdi bir buzdolabımı göstereyim. Buzdolabı demişim, çamaşır makinesi. Çamaşır makinemde haliyle buzdolabında grilik olduğu için o kendinden griydi, doğal grisi, onu değiştirmedim diye. Bulaşık makinemi de gri kullanmak zorunda kaldım. Bu üçgen kısmı da maskeleme bandıyla bantlayarak bu şekilde desen elde etmiş oldum. Ve bulaşık makinesi, inanılmaz yoruldum hanımlar. Her taraf boya, boya malzemeleri. Bu şekilde bulaşık makinemi de boyamış oldum. Sizler beni anlıyorsunuzdur illaki, ben evde yaptığım uygulamaları size çekiyorum hanımlar. Evet, boyamayı biliyorum, boya tekniklerini biliyorum ama bunu hani atölye ya da profesyonel danışmanlık olarak yapmıyorum. Tamamen kendi evimde yaptığım uygulamaları gösteriyorum. Evet, işte bunların hepsi boya. O tezgahtaki dağınıklıkların hepsi boya. Şimdi kullandığım malzemeleri de göstereyim. Evet, şimdi maskeleme bandımızla bantladığımı söyledim. Rulo fırçamızla boyadık yüzeyi. Pak beyaz kullandım, soğuk gri kullandım ve pudra pembesi kullandım. Stencil'ımda bu yarım damak deseninin şu kısmını kullandım. Bu şekilde hanımlar yaptım. Laylon fırçasını normalde el boyamalarında böyle kontür için kullanılır. Ben şimdi size bir tepsimi göstereyim. İşte şöyle danteller yapılır bu fırçayla. Ebatları vardır, daha incesi vardır. Bu 3 numara, 0 var, çift 0 var. Bu şekilde işte kontürler yapmak için liner kullanılır ya da böyle dantel desenler yapmak için kullanılır. Ben bu sefer buzdolabımı kenarlarını kontür yapmak için kullandım. Bu şekilde kullandığım malzemelerdi. Örneğimizi de gösterelim. Güneş vuruyor. Şöyle ben yarı mat akrilik vernik kullanacağım. Vernik videosu ekler miyim videoma bilemiyorum şu an için. Çünkü buzdolabını tabii biraz dinlendireceğim. Çocuklardan, evin işinden vesaire fırsat bulursam vernik videosu da atarım ama verniği zaten direkt üstüne ruloyla ya da kes kullan süngeriyle yapacağım için bilmiyorum. Ekleyebilirim ya da ekleyemeyebilirim. Görüşmek üzere, iyi günler herkese.